ve yalnız Argonotlar gemilerinin geçebildiği kıtanlar besbelli ki Stromboli yanardağı ile tam karşısında Strombolikia adasıdır. Odysseus bu yolu seçmez ama açıktan geçerken gördükleri duman ve işittikleri gümbürtü tayfasını dehşete düşürür. Skale ile Karpis'te karşı karşıya duran birer kayadır. Skale kayalarının dibinde bir mağara ve mağaranın içinde yarı bele kadar gömülü 12 ayaklı, 6 boyun ve 6 başlı bir canavar yaşar. Başlarını mağaradan dışarı uzatıp geçen gemicileri yakalar ve üçer sıra dişiyle çiğneyip yer. Karpis'e gelince tepesinde bir incir ağacı bulunan bu kayanın dibinde günde 3 kez yerin dibine kadar açılan bir anafor vardır. Kirke, Karpis'te büsbütün yok olmaktansa Skalya'da 6 kurban vermesini öğütler Odysseus'a. O da öyle yapar. Gemi Karpis'ten kurtulmaya bakarken Skalya başlarını uzatıp 6 tayfasını kapar. Bu korkunç sahne anlatıldıktan sonra da boğazı geçerler. Ne var ki bir süre sonra bütün yoldaşlarını yitiren Odysseus tek başına gemi omurgasının üstünde bir daha geçecektir. Karpis'in önünden ve akıllara durgunluk veren bu ustalıkla yine kurtulacaktır anafordan. Karpis Messina boğazındaki akıntı ve anafor ama Skyla ne? Değil bir ahtapot mu? Hepinize İstanbul'dan selamlar, saygılar. Huzur ötemiz sonsuz. Tam da işte o şarkının havası. Vallahi burası Üsküdar. Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi bilmem ne falanı çamur. Katip benim, ben katibin eline karışır. Şarkısına ilham olan yerdeyiz. Ve dünyanın en huzur ötesi, hayretler ötesi, nur hayat ve mucize ötesi eğitimine de ev sahiplik edecek İstanbul'dayız. Dünyanın en ileri, akıllara durgunluk veren, huzurlar ötesi eğitimi İstanbul'da. Bu cumartesi pazar. ...11-12 Ocak 2020... Üsküdar'da Refik Korkmaz eğitimleri var. Refik Korkmaz eğitimlerine katılmak için 0537 695 93 65. Refik Korkmaz eğitimleri. 11-12 Ocak 2020, yani bu cumartesi pazar, Üsküdar'da Refik Korkmaz eğitimleri. 0537 695 93 65. Bundan sonra iyi olmak yok, huzur ötesi olmak var. İyiyim demiyoruz, hayretler ötesiyim diyoruz, huzur ötesiyim diyoruz. Ve Abdullah Çalışkan'ı dinliyoruz. Burada doğal afetlerin ilkel insanların belliğinde bıraktığı izlerden başka bir şey aranmamalı. Bu masalda bir gerçek payı varsa da
onu hayallerde büyümüş tepkilerin arasında bulup çıkaramayız. Güneş Tanrı'nın sürüleri. Yücelerin oğlu Güneş'in sürülerinden sakınmasını Bilici Tehir Esiyaz söylemişti Yusuf'a.